etkisiyle bu renkler tamamen silinmiş bir durumda. Ama kendi zamanlarında, hani dedik ya müzede sergilenen nesneler bağlamlarından kopartılıyor diye. Yani biz bugün müzelerde o bembeyaz mermerleri, beyazlığıyla bizi çeken mermerleri seyrediyoruz ama orijinalde aslında boyalıymış diyebiliriz. Bir parantez içinde onu ifade edeyim. Meraklı Avrupalılar dokunduğu her şeyi altına çeviren Midas öyküsündekine benzer bir şekilde baktıkları her nesneyi, her şeyi nesneye dönüştürmüş oldular. Bir şey nesneye dönüşünce onun üzerinde hak iddia etmeniz çünkü daha kolay oluyor. Böylece Avrupalı insanın ilgisi dünyayı bakılacak bir şey haline getirdi. 19. yüzyılın müzeleri ulusal kimliğin öne çıkması ve öteki kültürlerden farklı kılınarak yüceltilmesi esasına dayanmaktadır. Ama bunu yaparken de kendi uluslarına ait olmayan zenginliklerin de kattıklarını söylemiştik bu müzelerin içerisine. Bu politik ve ırkçı yaklaşım uluslararası fuarların sergileme biçimlerine de sinmiştir. Başta söylemiştim, bu dönemde müzelerle beraber evrensel bir takım sergiler, yani bütün katılımcı ulusların kendi çağdaş değerlerini sergiledikleri, sanayi adına önemli yapıtlarını sundukları bir takım nesneler sergileniyor. Bugünkü expolar aslında. Bu expolarda insanlar, ilkel insanlar, insanın insanlık tarihinin ilk başlangıç sayfası olarak gösteriliyor. O yüzden de aslında ilkel tanımının, ilkel sıfatının daha doğrusu kullanılmasına çok karşı çıkan, kimi yerde artık buna ilkel Afrika sanatı değil de ilksel Afrika sanatı gibi ifadelerin olmasını gerektiren bir takım tartışmalar var. Özellikle etnografik müzelerin açıkça politik dürtülerle oluşturulduğu, kurgusal ve sömürülmüş bir kültürel mal varlığını gösteren kurumlar oldukları gözlenmiştir. Mieke Bal isimli bir sanatçı ve düşünür bu alanda yazıları var. Diyor ki, önceki sömürge devletlerin el koyduğu yapıtlar kendi uluslarına iade edilmeli midir? Uzun zamandır tartışılan bir konu ve bunun üzerine yazıları var Mieke Bal'ın. Üretenler ve kullananlar bağlamında tekinsiz olan bu soruyu sormak da bu kez yine 21. yüzyıldaki batılı insanın sorunu gibi görünüyor. Foucault'a göre müzeler ve kütüphaneler zamanın birikimini sunmakla değil, hızla gelip geçen süreksiz, istikrarsız zaman parçalarıyla, festival havasındaki zamanla ve bir panayır haliyle ilişkilidir. Bu da müzelerin zoraki kurgusallığına ve belki de bu yüzden işleviyle çelişmesinden dolayı gereksizliğine gönderme yapmaktadır Foucault'a göre. Yine de tarihin kurgusallığının yarattığı kafa karışıklığı bir kafa berraklığına dönüştüğünde müzelerin gerekliliği kuşku götürmez, tartışılmakla beraber kuşku götürmez. Günümüzün ikonlarından Guggenheim Müzesi, New York'taki, Bilbao'daki, artık bunlar bugünün tapınakları. Dolayısıyla 19. yüzyıl mimarisinden çok farklı bir havaları var. Postmodern unsurlar içeriyor. Müze salonlarının düzenleniş bile artık çok farklı. Richard Serra'nın bir heykeli sizin müzeyi gezmenizi adeta engelleyecek bir biçimde oraya konulmuş. Centre Georges Pompidou, Paris'te Çağdaş Sanat Müzesi. Bu yüzyılın müzelerinin ne kadar farklı mimariye sahip olduğunu göstermek için bu görselleri koydum. Orsay Sarayı yıkılan ve daha sonra yerine Orsay Garı yapılan 19. yüzyılın sonunda bir bina ve daha sonra izlenimci bir müze oluşturmak isteyen Paris Fransız yöneticiler bu garı müzeye dönüştürüyorlar. Tate Modern'den bir görüntü. Burada gördüğünüz Doris Salcedo'nun bir yapıtı. Tate'e girdiğinizde devasa bir türbin hall vardır. Müze binası kadar yüksektir ve orada geçici bir takım sergiler düzenlenir. Bu da o projelerden birisi. Tabanı yarmış sanki bir deprem
etkisi uyandırıyor. Dışarıdan bir fabrikanın yeniden düzenlenerek kullanılmayan bir fabrikanın müze haline dönüştürülmesi. Yine bu da 20. yüzyıl müzelerinden. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Soru sormak ya da katkıda bulunmak isteyen varsa, bilmiyorum vaktimiz var mı, ben ne kadar kullandım ama. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. İmza atmak isteyen arkadaşlarım.